Evet, bugün sizinle cin biber turşusu yapmak istedim. Bununla ilgili bir video paylaşmak istedim. Köyden topladığım taze biberler. Bunlar tatlılar. Küçük Bursa biberlerin farklı bir türü. Çok fazla büyümüyorlar. Bunlarla geçen sene yağlı turşu yapmıştım. Bu sene de yaptım. Onu da sizinle paylaşacağım. Şöyle bıçakla küçük delikler oluşturuyorum, kesiler. İsterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Biraz dibine bunlardan attım. Bu cin biberler kırmızı, güneşte daha fazla bekleyince kırmızı oluyorlar. Onlardan küçük kesiler yapıp dolduracağım. Şöyle içine sosun girmesi için sarımsak, hemen şöyle her aşamada biraz ilerledikçe iki tane kadar sarımsak doğrayacağım. Alta, ortaya ve üste ikişer sarımsak. Bunlar da çok acı değiller. Acı içinde olanlar da var. O yüzden Arnavut kullanacağım. Biraz acı olması için. Şöyle birkaç kesi attıktan sonra bırakacağım. Bu şekilde kavanozlarımı doldurduktan sonra devam edeceğiz. Evet, şişelerimizi gördüğünüz gibi doldurmaya devam ediyoruz. Biberlerimin hepsi acı değil. Çok fazla acı tüketmeyi sevmiyorum. Ağzımız gözümüz yazmasın ama hafif bir acı da kışın yemeklerin yanında iyi oluyor. Acılık katması için bu Arnavut biberlerden kullanıyorum. Hafif keserek içine attım. Altlara ikişer tane sarımsak doğradım. Hemen üstüne bu hafif acımsı olabilecek, içinden bazen çıkabiliyor ama genellikle tatlı olan küçük Bursa biberlerimden koydum. Yine keserek Arnavut biberlerin acısı hemen ortaya çıktı ve öksürtüyor. Üstüne Arnavut biberlerden böyle kesiler atarak aralarına kullanacağım. Evet. Evet. Bunlara kat oluşturdum zaten. Gördüğünüz gibi altta sarımsaklar var, beyaz. Üstünde yeşiller, hemen üstünde küçük cin biberler, aralarda Arnavutlar var. Yine böyle birkaç tane daha atacağım. Yani 5-10 tane Arnavut biber, 20-30 tane cin biberlerden, yine 5-10 tane tatlımsı Bursa biberlerden. Evet, Arnavut biberlerimizden doğradık. Şimdi üstüne tekrardan küçük cin biberlerimizden doğramaya devam ediyorum. Küçük kesiler atarak. Acı Arnavut biberlerimiz acı. Seviyorum tüketmeyi ama aynı zamanda çok da kokusuna dayanamıyorum. Öksürtüyor hemen. Bu kesiler turşunun daha iyi ve hızlı dönmesini sağlayacak. Arada şu şekilde bastırarak, sallayarak daha iyi yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Yine üstüne 2 diş kadar sarımsaklarınızın büyüklüğüne bağlı. Ben şu şekilde sarımsaklarım büyük olduğu için ikişer diş doğradım. Eğer sizin şöyle ise 3-4 tane de doğrayabilirsiniz. Şu şekilde üstünü bütün kavanozlarını dolduracağım. Arnavut biber, tatlı küçük Bursa biber cinsi ve cin biberlerimle sonra tekrar görüşelim. Evet. Doğramaya devam ediyoruz bu şekilde. Cin biberlerden koydum. Şimdi tatlı biberlerimizden yine kesip atıyorum. Yavaş yavaş kavanozlarımız doluyor. Peki baştan bunların hepsini bu şekilde kese atıp kasede biriktirip sonra hemen kavanoza dolduramaz mısınız? Doldurabilirsiniz ama kese attıktan sonra fazla beklememesi daha iyi olur. Çünkü bıçak değdiği zaman ister istemez zede aldığı için kararma meydana gelebilir. Şimdi biz bunları bu şekilde hemen hızlı bir şekilde kesip doldurduktan sonra sarımsağını, limon tuzunu evet, limon da kullanabilirsiniz ama turşularda limon tuzu daha sağlıklı. Kaya tuzunu, sirkesini ekleyip hemen üzerine sıcak suyunu, kaynar suyunu doldurup vakumlayacağız, ters çevirip.
3 hafta içerisinde de yemeğe hazır hale gelecek inşallah, Allah nasip ederse. Evet, yavaş yavaş doldu. Hepsini doldurup tekrar dönelim. Evet. Şimdi doldurduk. Biraz bastıracağız şöyle. Hemen üzerine yine şöyle ikişer üçer diş sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Sarımsak hem kışın antioksidan, hele ki bu hastalık dönemlerinde artık dünyada her yerde hastalık çoğaldı. Doğal antibiyotik istiyorsak, eskilerin sağlık ve sıhhat deposu olan sarımsaklı alışkanlıklarımızdan, kışlık hazırlıklarımızdan asla vazgeçmemeliyiz. Turşu da bunlardan biri. Eski insanların, atalarımızın, dedelerimizin, annelerimizin sofrasından kışın asla turşu, salamura, sos, bunlar eksik olmazdı. Biraz da sağlığımızı, sıhhatimizi ona borçluyduk. Hiçbir şey yokken iyiydik, bu kadar sıkıntılı süreçler geçirmiyorduk. Çocuklarımızın sağlığı, sıhhati için de kesinlikle bu tür doğal tüketimlere dikkat etmemiz, beslenmelere dikkat etmemiz lazım. Göz kararı lezzetinize, ağız lezzetinize, zevkinize bağlı. Ben sarımsağı seviyorum. O yüzden şöyle kavanozların üstünü bir doldurmak istedim. Evet. Lezzet de katıyor. Hazır turşuların da hepsinde mevcut. Ev turşularına göre hazırların farkının büyük sebeplerinden biri de kesinlikle sarımsak. Sarımsak az koyulduğu zaman, sirkesi dengeli koyulmadığı zaman, tuzu, limon tuzu, ekşisi, o zaman lezzet farkı oluyor. Şöyle her bir kavanozumuza 3 farklı biberimizden yerleştirdik. Alta, ortaya ve hemen üstüne sarımsaklarımızı ekledik. Alta 2 diş, ortaya birer tane, üstte 2'şer 3'er tane büyüklüğüne göre. Sonra kaya tuzumuz. Şöyle kavanozlarımızın üstüne. Annem turşu suyunu, yengem turşu suyunu nasıl bana öğretmişti? Böyle ölçüyle değil de. Çünkü turşu suyunu nasıl hazırladığımız konusunda kesin bir ölçü vermek zor. Özellikle ilk hazırlayanlar bu noktada sıkıntı yaşıyorlar. Eski insanlar bunu genellikle bir leğenin, bir kovanın içerisine tuzu, limon tuzunu, sirkeyi kor, karıştırır. Yemekte tuzun, ekşinin oranı dengeli olmalı. Ama turşuda hani deriz ya, yemeği tuzlu yapmışsın, yiyilmiyor, aşırı derecede tuz ya da ekşi olmuş, yiyilmiyor deriz ya, işte o şekilde aşikar olsun derdi yengem de annem de. Baktığın zaman suyun tadına, tuzu açık açık kendini belli etmeli, biraz boğazını yakmalı, ekşisi biraz boğazını yakmalı, sirkesi biraz boğazını yakmalı derdi. Çünkü bu hazırladığınız turşular daha sonrasında ne yapacak? Bu biberler ekşisini, tuzunu çekecek. O suyun ilk başta taşıdığı yoğun tuz, ekşi kalmayacak. Sirke, bunlar 800 gramlık şişeler. O yüzden sirkede, üzüm sirkesi biraz daha ağır ve keskin oluyor. O yüzden üzüm sirkesini ben pek sevmiyorum. Elma sirkesi ya da limon sirkesi kullanabilirsiniz. Hafif istiyorsanız, sirke tadını çok sevmiyorsanız. Ben genellikle elma sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesinin de bu küçük kavanozlar için çay bardağının 1/3 kadar her bir cam kavanozumuza ekliyorum. Sirke hızlı bir şekilde mayalanmasını sağlayacak. Dönmesini sağlayacak. Aynı zamanda sert kalmasını sağlayacak. Sert kalmasını sağlayan diğer bir unsur
limon tuzu, limon tuzunu fazla kaçırırsanız o zaman yumuşayacaktır turşunuz. Ama tuz oranı aşikar olursa, dengeyi sağlarsanız herhangi bir şekilde yumuşama olmayacaktır. Şöyle 2 yemek kaşığı bunlara kaya tuzu ekledim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığının yarısı kadar da limon tuzu ekliyorum. Ben ekşi hissetmeyi, ağzımda tadını almayı seviyorum turşuda. O yüzden aşikar yapıyorum. Bazıları hazır turşularda özellikle tuzun tadı yüksek oluyor. Ben tam aksine ekşiyi seviyorum. 2 yemek kaşığı kadar kaya tuzu, yarım yemek kaşığı her birine limon tuzu ekledim. Yaklaşık 2, 3, 5, 6 tane, 7 tane de sarımsak ekledim her bir kavanoza. Şimdi üstüne kaynar suyunu veriyorum. Hemen limon tuzlarının ve tuzların çıtır çıtır sesini zaten aldınız. Doldu. Bekleyeceğim biraz. Biberleri zaten kese atmıştım. Hemen içine çekecektir suları. Azalınca tekrardan eklemeyi yapacağım. Evet. Kaynar suyumuzu ocağın üstünden aldım, geldim. Ekliyorum. Şöyle. Turşu için her zaman cam kavanozları tercih edin. En sağlıklısı cam kavanozlar. Lezzetlisi, bozulma olasılığı olmayanlar kesinlikle cam kavanozlardır. Şimdi sıcak su ile birlikte zaten tuz ve limon tuzu eriyecek. Biraz bekleyeceksiniz zaten düşme olursa diye. Biberlerin arasına alacak suyu. Boşluk, hava boşlukları olacak. Onları bastırarak, hafif şişeleri sallayarak kaldırın. Bakın hava kabarcıkları hemen yanlardan çıkıyor zaten. Bu şekilde kaşıkla bastırın. Böylelikle tuz da eriyecek. Alta çökecek. Hemen kaldırayım. Bakın altlara, yanlara çöktü bile şurada. Görünüyor. Bu noktada isterseniz bir kaşık alıp soğutup tadına da bakabilirsiniz. Şu anda sirkenin kokusu çıktı. Doğrarken de sarımsağın kokusu çıkmıştı. Gerçekten turşu bizim ülkemizin geleneksel en güzel lezzetlerinden birisi. Vazgeçemeyeceğim, kış boyu aradığım bir lezzet. Karadenizler özellikle turşuda bence çağ atlamış durumdalar. Her şeyin turşusunu yapabiliyorlar. 1-2 dakika bu şekilde bekleyeceğim. Şu şekilde sallayacağım. Vurabilirsiniz. Yandaki o hava kabarcıkları gitsin diye bakın tuzlar alta çöktü bile. Şöyle göstereyim. Onlar şimdi eriyecek. Şöyle sallayarak hava boşluğunun gitmesini sağlarsanız böylelikle su çökecek. Eksik kalan suyu da tamamlayıp kapaklarını kapatıp ters çevireceğiz. Evet. Evet, şöyle bastırmaya devam ettim. Hatta şöyle birazcık üstünden alıp üfleyip tadına baktım. Evet, eşkisi aşikar. Tuzu da iyi. Sirke oranı da iyi. Şöyle biraz daha tuz ekleyebilirim ucuyla üstlere. Tuz daha tam olarak erimedi zaten. O yüzden sıkıntı yaşamayacaksınız. Ölçü olarak bu 800 gramlık kavanozlar. Tam 1 kilo değil, yarım kilodan da fazlalar, 500 gramdan da fazlalar. Bunlara 2 yemek kaşığı kaya tuzu, tuzların çeşidine göre farklılaşır, muhakkak suların tadına bakın. 2 yemek kaşığı kaya tuzu, yarım yemek kaşığı limon tuzu, yaklaşık 7-8 diş sarımsak, yarım çay bardağı elma sirkesi, elma sirkesi daha hafif. Sirke tadını yoğun istemeyenler için ekledik. Sularını da
Koyduk şu şekilde kaynar sularını. Bismillah diyelim şöyle. Kavanozları da muhakkak şöyle ilk seferde kapatır kapatmaz çevirmeyin. Şöyle bir iki kez bakın sağ sol yapın. Bunları sıkacağım tabii ki. Sıkı bir şekilde. Oturması için emin olmanız için. Şöyle bir iki kez ileri geri yaptıktan sonra tam sıkın. Evet. A101'den aldığımız kapaklar. Kapakları da genellikle 1000A101'den alıyorum. Sağlam çıkıyor. Geçen sene oradan almadım. Bir züccaciyeden almıştım. 7-8 tane sosum maalesef ki bozuldu. Ama BİM'den aldığım kapakların hiçbirinde sıkıntı yaşamıyorum. Evet, bunları iyice alttan tutarak, üstten de bezle tutarak sıkıştıracağım. Evet, turşularımı aldım. İyice sıktıktan sonra şu şekilde tutup ters çevirip soslarımın yanına onları da ekliyorum. Şu şekilde. Bunlar yapımlarını paylaşacağım. Kanalımda bulabilirsiniz. Domates, sade domates soslarım. Şöyle tuzları gitsin diye, iyice erimesi için suda sıcakken. Bakın tuzlar kalmış şu şekilde, alta çöktü suyu alınca. Şu şekilde yaptığın zaman sıcak suyla birlikte daha hızlı bir şekilde ne yapacak? Çözülecek. Alttaki doğradığımız sarımsakları görebiliyorsunuz. Beyaz cin biberlerimiz, kırmızı cin biberlerimiz, küçük cins, yeşil tatlı Bursa biberlerimiz, acı Arnavut biberlerimiz. Evet, kışlık acı biber turşumuzu da yaptık. Hemen arkasındaki sıramız sade domates sosu. Arkadakiler de şunlar da. Bunlar patlıcanlı domates soslarımız. Bunlar da biberli domates soslarımız. Sadece közlenmiş patlıcan sosumuzu da hazırlayacağız. Onların yapımını, bunların diğer bütün kışlık hazırlıklarımızın yapımlarını da kanalımda bulabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.